Şahsi fikrim soysalanlarla ilgili hiçbir şeye bulaşmamaktı. Demek ki sizi kale almamışlar. Burada oturduğunuza göre. Ne demek hakkı var? Şimdi mi öğreniyorum ben bunu? Eğer Neslihan'ın hissesi olduğunu bilseydim asla almazdım burayı. İkimizin de gözünden kaçmış diyelim. Kendi ellerimle soysalanların ekmeğine yağ sürdüm desenize. Sayenizde. Bakın Hande Hanım. Neslihan'ın bu hastanede olması sizden çok beni rahatsız ediyor. Serhan Bey. Neyse ki hisse payı çok az. Söz hakkı her zaman bizde olacak, merak etmeyin. Bu neyi değiştirir ki? Kadın ben buradayım diyor işte. Şimdilik soysalanı da tamamen silinene kadar uğraşacağım onunla. Bir şekilde hisselerin hepsini geri alacağım. Buraya kök salmasına hayatta izin vermem. Ha. Çok güzel. Bunun ne işi var burada? Ali? Merak etmeyin. Bana bırakın, halledeceğim. Senin işin var burada. Ben de burada çalışıyorum artık. Annem öyle istedi. Öyle mi? Hangi sıfatla? Pardon. Ha? Ne yapacaksın? Amacın ne senin? Ha? Çok affedersiniz. Amacın ne? Hı? Hayatımı yeniden mahvetmeye mi geldin? Hayat mı bıraktın bende? Serhan. Tatlım, bir dışarıda konuşabilir miyiz? Bir dakika, bir dakika. Ya sen gerçekten inanıyor musun buna? Ha? Beraber çalışabileceğimize inanıyor musun? Aklın kesiyor mu buna? Ha? Sen ve ben. İnanamıyorum. Sen ciddi ciddi inanmışsın buna ya. Bu mu senin daha yani planın? Ha? Benim hayatımı mahvettiğin yetmezmiş gibi şimdi de bu insanların mı hayatını mahvedeceksin? Evin arazisinin dışına çıkmayın. Mezarı da derin kazın. Bırakın. Anne. Hemen kurtulmamız lazım cesetten. Bu kız gömülmeyi de hak etmiyor. Götürün bir çabahatı. Anne. Gömelim. Kurtulalım. Hak etmiyor. İnsan gibi gömülmeyi bile hak etmiyor.
oğlumu öldürüp kaçtığı halde ona yaşaması için bir fırsat verdim. Ama o her şeyi mahvetti. Ben onun yüzünden katil oldum. Ben onun yüzünden katil oldum. Ben onun yüzünden katil oldum asla. Asla dönmeyecek İskender. Duydun mu beni? Asla dönmeyecek. Bak, cesedi bulurlarsa Yaman denen sevgilisi peşine düşecek. Çöplerimizi karıştırmaya devam ederse o da bedelini öder. Yeni düşmana sizsiniz artık, hayırlı olsun. Ne saçmalıyorsun sen? Ben saçmalamıyorum, tamam mı? Bu saçmalıyor. Madem öyle, Yaman Ali'nin gerçekte kim olduğunu ben anlatayım da herkes bir öğrensin. Bu mutlu mesut bir hayatınız vardır ve birdenbire Yaman Ali ortaya çıkıverir. Birdenbire sevdiğiniz ne varsa aileniz, karınız, çocuklarınız hepsini elinizden alır. Kimse senin elinden bir şey almadı. Sen her şeyi kendin kaybettin. O olmasaydı bizim hayatımız nasıl olurdu, hiç düşündün mü sen? Ha? Hiç düşündün mü? Kızımız hayatta olurdu. Babam hayatta olurdu. Sosyal hastanesi hala sosyal hastanesi olarak kalırdı. Ve ben böyle iğrenç bir adam olmazdım. Bu adam, bu oğlun, bu senin oğlun varlığıyla bütün herkesi bu karanlığın içine çekti. En çok da beni çekti. Ben bu hikayenin kötü adamı olmak istemedim Neslihan. Hiçbir zaman olmak istemedim. Ya sen ne kadar arsız, ne kadar yüzsüz bir adamsın be. Bir kere yaptığın bir kötülüğe bahanen olmasın. Sen bugüne kadar bir kere bile özür dilemedin benden. Ben kimden ne özür dileyecekmişim ya? Hı? Benim hayatta tek amacım aileme, çocuklarıma sahip çıkmaktı. Hepsini elimden aldın. Hayır, hepsini bırak. Elimden aldın. Bırak. Bırak sen abi. Bırak. Hastaneye gelmendeki asıl amaç ne peki? Bu hayatta benden en çok nefret eden insan sensin değil mi? Emir de ailesi de şimdi korkuyor benden. Ve birazcık da nefret etmeye başladılar. Senin bana karşı olan nefretini gördükçe sana yaklaşacaklar. Özellikle de Hande. Hande'ye saplantılı aşık bir İskender için de en büyük tehlike ben değil, sen olacaksın. Yani onları birbirinden ayıracağız. Böl, parçala ve yönet. Daha yani bir fikir. Bana karşı olan nefretin de ilk defa işimize yarayacak. Umarım hakkını verirsin. Hiç şüphen olmasın. Acaba diyorum, yeni bir DNA testi mi yaptırsak? Sen Güven'in oğlu olduğuna emin misin yahu? Bir daha oğluma elini sürme. Bir daha Ali'ye dokunmayacaksın. Biz burada çalışmaya başlıyoruz. Buna alışsan iyi olur. Çünkü artık her gün bizi göreceksin. Ah. İyi misiniz? Hayır, hiç değilim. Ah, hiç değilim. Çıkalım buradan. Nereden
çıktı oğlum burada çalışmak? Seni bu insanlara yem etmeyeceğim. Oradan çıktı. Yani bunun rüyayla hiçbir ilgisi yok değil mi? Anneciğim. Bu dosya kapandı artık. Hem bak. Dön bak şu masaya. Bire karşı üç. Adil mi sence? Ben annemi bırakır mıyım ya? Teşekkür ederim. Takım elbisemi giydin. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok yakışmamış mı? Yakışmış. Sana ne soracaktım? Cesur'la konuştun mu hiç? Yok. Bir şey mi oldu? Çağla'nın durumunu çok iyi görmüyorum da bir merak ediyorum. Cesur sana bir şey söyledim, anlattım, o yüzden sordum. Ha? Yok, bir şey söylemedi bana. Peki sen Alaz'la konuştun mu? Yok, nerede ki o? Bir şey yok ya, ben öyle aramadım bugün, merak ettim o yüzden. Ha. Ben şimdi ne yapayım o zaman biliyor musun? Ben gideyim bunların hepsini tek tek arayayım, çözeyim. Tamam, tamam güzelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.